Evet, Açık Görüş devam ediyor değerli izleyiciler. Orta Doğu'da yaşananları anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Faik Tarımcıoğlu, SD Yönetim Kurulu üyesi, emekli askeri hakim bir konum. Bir diğer konum da Bilgi Sen Başkanı Doçent Doktor Atilla Sandıklı. Orta Doğu'yla devam ediyorduk. Siz isterseniz Faik Hocam cümlenizi tamamlayın. Çünkü mahşerin dört atlısını anlatıyordum. Onlar kol kola işte öyle bir fotoğraf verdiler. Tam o sırada o Arap Baharı denilen talepler başladı. Potansiyel bir tehlikeydi o Batı için. Aman ha, İslam halkları işte Müslüman kardeşler bir organize olur gibi büyür mü, iktidara gelir mi falan diye hep şeylerde, masalarda bunun tartışması yapılıyordu. Baktılar ki iş pabuç pahalı, bu talepler artacak. Daha evvel kurdukları sistemi devam ettirebilmek için son kullanma tarihleri geçeni çöpe attılar. Bin Ali öyle gitti. Hemen arkasından Mübarek gitti. Son kullanma tarihi bitmişti. Mübarek gittiği zaman ben bir televizyon konuşmasında bir çağırdılar, yorum. Dedim ki bir Mübarek gitti, beş Mübarek gelecek. Yani o şeyin tam teşhisi oydu. Beş Mübarek yani bir konsey, askeri bir konseyle Mısır idare edilecek. Bu arada seçim oldu. Seçim pek de böyle tasvip edilen, konuşulan demokratik laflar falan edilir ama rejimlerde bize kim mutiyse, kim tabiyse ona pas verilir. Batı anlamında. Evet, Faik Hocam, sizinle devam edeceğiz. Atilla Hocam'a da buradan Orta Doğu'yu yine sorayım. Sayın Tarımcıoğlu'nun ben şahsen hani farklı okuyorum, öyle söyleyeyim, katılmıyorum değil ama farklı okuyorum. Bu da şu benim farklı okumam. Şimdi mesela tam karşı söylemler de şöyle. Yani siz dediniz ya bir Mübarek gitti, beş geldi. Evet. Şu andaki söylem de o gelen beş de gidecek, yerine 10 tane Mursi yedi. Aynı şey. Değil mi? Aynı yani şey. O şekilde... İşte orada korku Müslüman kardeşlerin yani halka mal olacak bir İslam düşüncesinin hakim olmaması. Batı'nın en fazla değer ve önem verdiği ve korktuğu şey bu. Beş tane Mübarek giderse, gelirse bir problem olmaz. Onlar için. Camp David dengesi devam eder. Batı istediğini yaptırır vesaire. Arkasından o zaman bu, bunların toplandıkları nokta İslam karşıtlığı mı oluyor o zaman? Böyle mi görmek lazım? Bir, 11 Eylül'ün ana sebebi odur. İslam coğrafyasında 3. Dünya Savaşı gayri muayyen cephelerde devam ediyor. Bunu böyle görmezseniz eksik olur. Peki, fotoğraf eksik olur. Evet. Arkasından Yemen'deki Salih'in gitmesiyle dörtlü tamamlandı. Mahşer'in dört atlısı bitti. Evet. Ama beşinci büyük şey yani Saddam başka bir yolla işte Afganistan'dan sonra Irak'ın işgaliyle bertaraf edildi. Ondan sonra seçim lafı oldu. Oyun bozuldu. Mursi iktidara geldi. İşte Mursi'nin iktidara gelmesi Batı'yı daha fazla irrite etti. Neden? Çünkü eğer Mursi veya İhvan hareketi Ürdün'e sıçrarsa, Suriye'ye sıçrarsa diye korktular. Ürdün'e sıçraması İngiltere'yi çok çok etkiledi. Çünkü İngiltere, Ürdün demek İngiltere demektir. Yani hiçbir kraliyet şeyi yok ya, başka bir şey yoktur. Ürdün İngiltere'nin bir toprağıdır. Öyle dizayn edildi ta 100 sene evvel. İşte o bu tehlikede Batı hep dikkat etti. Bir, İsrail'in de çok uzun vadede bir hesabı var. 40 sene, 50 sene, 100 sene devam ettiremez şeyi, Filistin'le mücadeleyi. Eninde sonunda Filistin devleti kurulacak. Nerede kurulacak? Batı şeriatı olmaz. Öyleyse ben yerleşim yerlerini yapayım diye Batı şeriadaki Filistinleri Ürdün'e süreyim. Ürdün bölünsün, Ürdün'de bir Filistin devleti kurulsun. Ben de 67 sınırlarına oturayım. Zaten Ürdün'deki Filistin'in sayısı zaten. İngiltere bunu anladığı için çok net bir şekilde tavır aldı. Gazze bombardımanlarında hem BBC hem bu El Cezire derhal Gazze'de canlı yayın yaptılar. Katil İsrail dediler. Hiç kimse bunu değerlendirmedi.
durup dururken İngiliz televizyonu canlı yayında katil İsrail, bebek katili lafları niye etti? Bu Ürdün içinde. Evet. Şimdi madem Orta Doğu'yu konuşmaya da başladık bu haliyle, Tunus pazartesi günü Gannouchi ile görüşmeye gitti. 24 televizyonda özel röportaj yayınlandı. Bugün de Star gazetesinde vardı detayları. İlk başladığı yere bir gidip görmek ve orada neler oluyor İyi açıkçası yaptım. Onunla bir görüşmeyi talep ettik. Şimdi Gannouchi'nin yorumları şu. Bütün herkesin bu bölgede oyunları olabilir diyor. Bütün batılı devletlerin, batılı güçlerin İslamofobiyi kaşıyarak, buradaki halkları kaşıyarak, işte farklı marjinal grupları organize ederek, arkanızdayız diyerek, onlara yol vererek yapabilir diyor. Ama nihayetinde diyor, bu coğrafya özgürlüğü tanıdı. Bu coğrafya demokrasiyi tanıdı. Bu coğrafya batılı nimetlerin aslında kendilerinin de olması gerektiğini anladı. Dolayısıyla şu anda yapılan şeyler diyor, özellikle mesela Esed için şunu söylüyor. Koma'da bitkisel hayatta diyor bitkisel, yani. Öldü farkında değil yok, diyor. Çok söyledi. Doğru. Dolayısıyla hani istedikleri kadar burada at koştursunlar. İstedikleri kadar farklı senaryolar, projeler üretsinler bu topraklar üzerinde. Bu topraklarda artık diktatöryal rejimler olmayacak. Ha bundan sonra nasıl dizayn edilir ya da o dizaynda bu coğrafyanın insanları nasıl bir rol alır onu zaman gösterecek. Ama uzun vadede Türkiye'nin hamlelerini de ve Esed'e karşı duruşunu da Mısır'daki işte darbe yönetimini de sonlanın özellikle Mısır'daki darbe yönetimi dönecek diyor. Yani dönecekten kasıt Mursi'nin yeniden Cumhurbaşkanı olacağını söylemiyor. Kimse bunu söylemiyor zaten ama olmaz. Demokrasi yeniden buraya hakim olacak diyor. Ve bu coğrafya 21. yüzyılda belki farklı şekillenecek diyor. Mesela Türkiye'de diyor uzun vadede kazanan ülke olacak her ne kadar şu anda eleştirilse de. Çok doğru. Dönüyor mu dedim mesela hani Arap Baharı kışa mı döndü sizin burada da aynı şeyleri sordum Tunus'ta. Şimdi tabii Tunus'un askeri yapısı Mısır gibi değil. Yani orası daha entelektüel bir ülke. Okuma yazma oranı çok yüksek. Kültürlü bir ülke. Kültür seviyesi yüksek bir ülke. Daha çok tartışarak yapıyorlar ama görünen şu. 2002 yılında Türkiye'de AK Parti iktidara geldiği zaman ne olduysa medyasıyla, askeriyle ve sosyal faaliyetleriyle şu anda Tunus'ta o oluyor. Doğru. Medya derin yapıların elinde ve bütün oradan Nahta'nın bütün taviz vermelerine rağmen %42 ile geldi Nahta. Bütün tavizlerine çünkü koalisyon kurdu. Bir laiklerden bir İslamcılardan kendileri de zaten var. Başbakanlığı istemedi. Şimdi yeniden seçime gideriz dedi. Hiç sorun değil. Erkene de alabiliriz dedi. Fakat buna rağmen yine aynı sokak gösterileri bizim Haziran'da olduğu gibi biz istemiyoruz. Siz iktidardan çekilin, seçimlere girmeyin. Ondan sonra sokak gösterileri hükümet devirmeye çalışıyorlar. Tunus'ta da olan bu. Dolayısıyla ama hani aynı fikirde misiniz? Buradan da bir soruya geçmiş olayım. Buradan artık geri dönüş yok mu Orta Doğu'da? Demokrasiyi tadan, özgürlüğü tadan Orta Doğu halkları artık bundan vazgeçmez mi? Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Ben vazgeçmeyeceğine sanıyorum. Hı? Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında geçmişteki en büyük eksikliklerden bir tanesi biz Batılıları düşman, Batı medeniyetini düşman olarak görüyorduk ama aslında Batı medeniyetinin gelişmesinin ana altyapısını İslam kültürünün, İslam medeniyetinin oluşturduğunu hep göz ardı ediyorduk. Onlar oradan temel felsefeleri, temel fikirleri aldılar ve Batı medeniyetini onun üzerine işgal ettiler, inşa ettiler. Şimdi biz uzak durduk ve hep kötü şey yaptık. Ama bir müddet sonra özellikle Türkiye'de AK Parti ile beraber ki bunu aslında dediğim gibi Batılılar Büyük Orta Doğu Projesi ile beraber de desteklediler. Ben farklı bakıyorum. Yani bu özgürlüklerin, bu Arap Baharı'nın hazırlayıcısı bir noktada Büyük Orta Doğu kapsamında yapılan 1 milyon dolarlık, her 1 milyar dolarlık her yıl ayrılan paya ve bunun için oluşturulan organizasyonların etkilerinin olduğunu değerlendiriyorum. Ama bu demek iç dinamiklerin, iç özlemlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten belli bir şeyin ortaya çıkması farklı dinamiklerin aynı anda hareketiyle mümkün oluyor buradaki olay. Şimdi bu olay gerçekleşti. Türkiye şunu gösterdi. Bir İslam algısı, İslam siyaseti batılı değerlerle çok rahat meczedilebilir ve ortaya çıkan yeni değerler yeni çağın medeniyetinin değerleri olabilir. Dolayısıyla bu değerler aslında
Batı'nın eksik kaldığı kısımlardır. Batı nedir? Bizim rekabetçi, çalışkan, titiz, planlayıcı, organize eden yapıdır. Ama hiçbir zaman paylaşılıcı değildir. Hiç dünyanın diğer kesimlerinin sorunlarıyla onlara faydalı olduğu zaman kendine bunun olumlu yansıyacağı düşüncesi değil. Tam tersi, oraları kendi çıkarları için sömüren, oradaki kendi çıkarları için oraları karıştıran bir yapıdır. Ama şimdi farklı bir yapı var. Bir İslam algısının paylaşma duygusu. Yani diğer ülkelerdeki barış ortamı ve oradaki sorunların aslında dünya bölgenin bir sorunu olduğu, her ülkenin bir sorunu olduğunu, küresel bir sorun olduğunu algılayan bir yapı var. Şimdi böyle bir yapı oluştu ve Türkiye örnek gördü. Aslında baktığınızda Türkiye'deki milli görüş Mısır'dan etkilendi. Yani İhvan'dan etkilendi. Altyapısı, yani siyasal İslam'ın altyapısı bir noktada orada oluşmuştu. Ben gençliğimde hatırlıyorum. Milli görüşçü arkadaşların hepsi Mısırlı yazarların kitaplarını okuyorlardı. Dolayısıyla ama bir müddet sonra bunun üzerine Türkiye bir şey inşa etti. Kendi değerlerini kattı, kendi değerlerle beraber onun üzerine inşa etti. Bu biraz da Batılıların da yönlendirmesiyle oldu. Neden? Çünkü otoriter yönetimlerde bir noktada çıkarları elde ediyorsunuz ama bir ilişki kopuyor. Diyor ki kardeşim ben bunu millileştireyim diyor. Kovuyor bütün yabancıları. Dolayısıyla sürdürülebilir bir orada kalıcı bir yapı oluşturamıyor. İşte bakın her tarafta aynı. Libya'da öyle şeydi, orada dengeli bir yapı. He, orada batılı değerleri oraya şey yaparsak, işte AK Parti gibi bir bundan 3 sene öncesi için söylüyorum, bir yapı orada oluşursa hem orada kendi çıkarlarımız daha iyi olur, oraları gelişir, geliştikçe aslında dünya ekonomisine katkı sağlar gibi belirli şeyler oldu. Ve dolayısıyla Büyük Orta Doğu projesiyle beraber AK Parti'yi de model yapı, Türkiye'yi de model yapı oluşturmak suretiyle Büyük Orta Doğu'da halk, özgürlük ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, refahın artışı gibi kavramlarla isyan etti. Tamam, çok güzel. Bunlar, bu değerlerin buraya yerleştirmesi aslında Batılıları güvenlik ortamı sağlayan bir unsurdu. Doğru. Ama seçimler oldu. Seçimlerde öyle bir yapı oldu ki Müslüman kardeşler iktidara gelmeye başladı. İlk başlarda dikkat ederseniz oyunu bozdu. Yani ilk başlarda Müslüman kardeşler de hep Batılılarla o dengeli söylemleri kullanmaya başladılar. Ama burada bana göre Türkiye hemen o pozisyon değişikliklerinden sonra Müslüman kardeşlerle de zaten etkileşime girdi ve siyasal İslam'da bir birlikteliğe doğru gittik. Aslında korkulan şey İslam değil bana göre. Korkulan şey Müslüman halkların birlikte hareket olgusunun diye düşünüyorum. Orada birlikte hareket olgusuyla beraber aynı anda... Ama şöyle bir şey de var. Şu bilgiye de sahibiz. Yani teyit edemeyeceğimiz bir bilgi ama hatırlayın Ahmet Şefik'in seçimlerde kazandığı yönünde resmi olmayan açıklamalar yapıldığında Muhammed Mursi ne yapalım kazanamadık deyip çekiliyordu. Fakat Türkiye'nin ve Amerika'nın telkinleriyle hayır, bir seçim sonuçları açıklansın, ondan sonra kararını verirsin cümleleri kuruldu ve orada aslında bir nabız yoklamasıyla Mursi'nin kazanmadığı açıklanacaktı ama Mursi orada dik durup bastırınca daha sonra kazandı, açıklandı. 51-49, 52-48 evet. Gibi. Belki çok daha farklı bir rakamlar. İşte orada oyun burada, bozuldu. Ama Amerika'da destekliyordu Mursi'yi. İşte. O zamana kadar destek vardı. Destek vardı. Son olarak belirli bir dönemden, yaklaşık bir sene öncesinden, yani Mursi seçildikten sonra, yani Mısır biz artık olduk, Batı'ya ihtiyacımız yok yani diye tavrı sergileyince mi koptu? İlk bakış olun, Mısır'da başbakan dahi gitti konuşmasında laik bir yapıyı orada ön plana çıkardı, dikkat ederseniz. Neden? Bunlardan dolayı. Ne zaman Mursi ile Türkiye etkileşime girdi, Hamas'la etkileşime girdi, Ghannouchi ile etkileşime girdi ve burada söylemler değişmeye başladı. Türkiye'nin işte söylemleri, küresel sistemi, Birleşmiş Milletler'in yapısını, Batılıların buradaki senaryolarına karşı görüşlerini, İsrail ile ilişkileri bozulması, Hamas'ı ön plana çıkartılıp Hamas'ı da devreye alması. Baktılar ki bu gelişmeler aslında bir iki şey oluyor. Bir, İslam ülkeleri birlikte hareket etme olgusu oluşmaya başladı. Türkiye'nin etrafında. İşte evet, Türkiye'nin en etrafında. En fazla kızdıran şey bu. İki, bu hareket ederken aslında bizim yapmamız gereken
bu konuda belki doğru da olabilir, bilmiyorum bu ne kadar doğru, ama bizim yapmamız gereken bunu söylemlendirmemek, Batı'nın bu konudaki rahatsızlığını izeli o diyecek sözler söylemekti. Ama tam tersi, biz orada bu güce tam oluşmadan, bu oluşmadan, bu yapı tam oluşmadan, yumuşak güç, yani farklı yumuşak güçler birleşip bir tek yumuşak güç oluşturacak şekilde büyük bir güç haline gelmeden biz söylemlere başladık. Batı karşıtı söylemler. Burada şöyle bir şey var hocam. Şunu kaçırmıyor muyuz? Yani Türkiye bu söylemleri durup dururken yapmadı. Yani ben ya bunlar artık, haksız demiyorum. Hayır, ben. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Yani, sadece evet. Şunu söylemek adına söylüyorum. Yani Türkiye burada hani durup dururken bunları söylemedi. İsrail misket bombaları kullanıp 1500 kişi, bunların çoğu çocuktu öldürdü bir yılbaşından bir iki gün önce. Marmara gibimize saldırdı, Batı'dan ses çıkmadı. İşte az önce dediğim gibi misket bombalarla öldürdü, ses çıkmadı. Suriye'de 100 binin üzerinde insan öldü, ses çıkmadı. 1500 kişinin öldüğü, kimyasal silah kullandı diye herkes birden hareketlendi. Mısır'da darbe oldu demedi. Yani bunların hepsi belirli bir tetikleme sonucunda, belirli bir adaletsizliğe tepkisel isyan şeklinde hareket. Tepkisel hareketlerdi. Yani hani ben bu ülkeleri aldım etrafıma, ben artık güçlendim, güçlü bir ortada güçlü bir ülke oldum. Şimdi istediğimi söylerim tavrı değildi Türkiye'nin tavrı. Sadece ve sadece o haksızlıklara bir isyan noktasında söylediği sözdü. Bilmem kaç milyarlık Müslüman nüfus var. Birleşmiş Milletler'de bir tane daimi temsilcisi yok. Türkiye olmasın ama bir başka Müslüman ülke olsun temsilen. Hani olimpiyatta da söyledik ya hani 2020'yi bize vermeyip Japonya'ya vererek ne yapıyorsunuz? Yani Müslüman coğrafya ile ilgili bir kaynaşma diyorsunuz. Bu sizin için en büyük fırsatlardan bir tanesiydi. Evet. Cümlesi. Yani Türkiye sanki tepkiden yani, dolayı. Yani bunlar şey yapıyorum. Belki olaylara baktığımızda, o tepkilerin ana kaynağına baktığımızda çoğu Türkiye haklıydı. Hı hı. Ama bu tepki sistematik bir algı oluşturmaması gerekiyordu. Ya da bu tepkiyi başkaları alıp İsrail gibi diğer devletler yani, bir noktada uçluklar çok önemlidir. Tamam. Aynı şeyi söylersiniz, rahatsız olmayabilirler. Ama böyle bir şey olduğunda bana göre o noktadan sonra o birliktelik, yani siyasal İslam, ikincisi AK Parti, üçüncüsü Müslüman kardeşler hedef olarak alındı. Hı. Ve bunların yumuşak gücünün bölgede etkisini azaltacak ve birlikte hareket etme olgusunu ortadan kaldıracak şekilde şu anda aslında bölgede yumuşak güç savaşları dediğimiz bir savaş yürütülüyor. Bundan devam edeyim. Buyurun. Devam. Şunu hatırlatarak evet. Söyleyeyim. Sistemler ne olursa olsun. Olsun. Halklar liderin kim olduğunu görüyor. Yani buyurun, evet. Tunus'ta da bunu görüyor. Yurt dışında başka yerde. Türkiye dediğim zaman vicdanı farklı çalışıyor. Erdoğan tabii. Diyor, Gül şimdi, diyor, Davutoğlu diyor. Atilla Bey'in söylediğinin devamını söylüyorum. Hı. Öyle bir ortam oluştu ki Türkiye ister istemez sanki eski günlerin 100 sene önceki toparlayıcı fonksiyon icra eder bir konuma geldi. Tabii Marmara o şey Marmara olayı ondan önce One Minute olayı falan farklı bir yere getirdi. Ondan sonra Türkiye itidalli, dengeli şeyini devam ettirirken tuttu. Misal Hamas'la El Fethi'yi bir araya getirebilir miyim? Bunları bir arada tuttuktan sonra İsrail'le masaya oturtabilir miyim diye düşündü. Ve bunun neresi yanlıştı? Yanlış değil. Bu İsrail açısından yanlış. Hmm, Türkiye açısından son derece doğru bir şey. Bir de Müslüman kardeşlerle Mursi'yle de beraber etkileşime giriyoruz. Şimdi seçim oldu, Mursi geldi. Gazze'de koridorlar açıldı. İsrail çıldırdı. Bu bir. İki, Sayın Erdoğan New York'a, Washington'a gitmeden evvel ben Orta Doğu'ya gideceğim dedi, Gazze'ye gideceğim dedi. Evet. Hemen arkasından Batı Şeria'ya gideceğim deyince sular kesildi. Kerry 3 defa Türkiye'ye gitmek diplomasi yaptı, geldi. Aman sakın bugünlerde gitme, evet. Ertele dedi. İşte o gün ben düşündüm, dedim ki ya Kerry durup dururken niye ertele diyor? Demek ki Mısır'da bir şeyler olacak. Ve onun yazısını yazdık şeyde. Yorum da yaptım televizyonda. Bana belki hani acele bir yorum gibi geldi ilk anda. Ama Mısır'daki sonraki gelişmeler %100 teyit etti. Çünkü
koridor açılmış. Eğer Mısır, bu yumuşak güç birleşir, Mısır'la ittifak haline gelirse İsrail bütün davulları çalar. Etkili de olur, oldu. İşte Kerry Mısır'daki bazı gelişmeleri bildiği için Sayın Erdoğan'a dedi ki gitme, ertele. Ve bu Washington görüşmesinden de Beyaz Saray görüşmesinden de pek bir şey çıkmadı. Öyle mi diyorsunuz? Tam tersi, orada bana göre ipler koptu. Ondan sonra bütün her şey... yani pek yani. Bir şey çıkmadı oradan. Çünkü o hani ticaret anlaşması bir tarihe bırakıldı vesaire ama onun dışında Batı Şeria'ya gitme telkini yapıldı. Hı-hı. Ve birdenbire orada gelişmeler olacağını düşündükleri için bu telkini ağır bir şekilde yaptılar. Hı-hı. Pek basına sığmadı bu. Ve Mısır'da da zaten darbe olunca bu durdu. Bitti. Hı. Yani artık o Hamas El-Fetih birleşmesini şeyle İsrail'le masaya oturtturmak başka bir bahara kaldı. Çünkü mübarek El-Fetih'in arkasındaydı. Evet. İsrail şeyiyle işte Hamas'ı karşısına bile almıyordu. Konuşma masasına bile almıyordu. Mursi darbe olduğu ertesi günü koridorlar kapandı. Bu kime yaradı? Demek ki İsrail'e. El-Fetih ile Hamas arasında yeniden buzdağlar oluşmaya başladı. Buhranlar başladı. Bu 3 gün önce, yani darbenin o resmen ortaya çıkmasından 3 gün önce Netanyahu ile Sisi görüştüler. Çok net fikir alışverişinde bulundular. Talimat alındı, verildi. Ve zaten işte 5 mübarek gelecek lafının altında Mısır ordusu farklı bir ordu. Milli olmaktan çıktı. Ticari bir ordu gibi. Ticari bir ordu. Nasır'ın ordusu çok gerilerde kaldı. Savaşma kabiliyetini de kaybetmiş. Generaller işte benzin istasyonları, oteller çiftlikler, falanla uğraşıyor. Çiftliklerle uğraşıyorlar. Böyle bir durumda mübareğin yeniden avdeti, yani halkın şeyine aykırı bile olsa kabul edilebilir bir noktaya geldi. Yani beş mübarek anlamında. Hı. Peki o zaman yani karşı argümanı da şu: sokaklardaki milyonları nereye koyacağız? Ama şimdi onları, yarısını siz para destek verirseniz Tahrir Meydanı'nda farklı konuşturabilirsiniz. Ama gerçek Mısırlı halk Adeviye Meydanı'nda farklı taleplerde bulundu. Darbeyi istemediler. Hı-hı. Ama darbe Mursi'nin iktidara gelmesinin ertesi günü başladı. Elektrikler kesildi. Evet, evet. Benzin istasyonlarında yani benzinler, kuyruklar oluştu. Bir sene sonraki askeri darbe o işin nihayetiydi. İlk günden yani itibaren indirmek için hareket bırakıldı. Ve çok kolay bir şekilde darbe yapıldı. O zaman Batı basını İsrail'in etkisinde, büyük basın hep o lobinin etkisinde olduğu için Mursi hata yaptı dediler. Ne hata yaptığını da söylemediler. bu bütün İslam coğrafyasını dizayn etmek için daha evvelden hazırlanmış planların A planı, B planı, yani şartlara, konjüktüre göre ortaya sürülmesidir. Yarın çok net söylüyorum, Hindistan'da olaylar olacaktır. Endonezya'da olaylar olacaktır. Brezilya'da başladı, devam etti. Bir rüzgarda tekrarlanacaktır. Briç ülkeleri de. Bu bir dünya imparatorluğunun sarsılma sancılarıdır. Ama bu sancılar ister istemez yerine oturacaktır. Arap Baharı'nda gençlerin, vatandaşların, Arap insanların o özgürlük dediği şey de önüne gelecektir. Mesela Kürt açılımı, işte PKK açılımı falan dedik ya, 8 aydır işte cenazeler gelmiyor bilmem ne, Hakkari'de yaşayan, Şırnak'ta yaşayan insanlar özgürlüğün ne olduğunu hissettiler. Dağlara çıktılar, Kato Dağı bilmem ne, halaylar malaylar. Bunu gördüler. Bundan sonra artık orada şey yaşanamaz. Ne yaparlarsa yapsın o terör olaylarına dönüş o mümkün değildir. Onun için Ghannouchi yarın dedikleri doğrudur. Tunus halkı, Libya halkı, Mısır halkı bu güzel günlere doğru gidecektir.
Bunu sabote edeceklerdir, şu olacaktır, biraz sancılı olacak belki. Ama gene de ileride bu olacaktır. Çünkü Suudi Arabistan da bundan rahatsız olduğu için Suriye'de şeye verdi, Mısır'a destek verdi. Sisi'ye verdi, darbecilere verdi. Niye? Çünkü o talepler bütün o saraylardaki şeyi tersine çevirecektir. Hepsini çevirecektir. Altından klozet olur mu? Böyle bir saray, böyle bir yaşantı olabilir mi? O anlamda kısa bir ara verelim. Atilla Hocam, çok kısa bir ara dönüşünde şu soruyu soracağım size de. Orta Doğu'da haritalar yeniden mi çiziliyor? Çünkü böyle iddialar da vardı. Açık Görüş'te kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından coğrafyada, bu coğrafyada yaşananları yorumlamaya devam edeceğiz. Sayın Tarımcıoğlu ve Sayın Sandıklı'yla.